Nereye gidiyoruz? Ya da neredeyiz? Neredeyiz zaten güzel anlaşılır. Biz dün gece ani bir kararla arabamızı atlayıp Diyarbakır'a geldik. Sonra tabii çok ani bir karar olduğu için kalacak yer bulamadık. Sonra burada çok yakın bir arkadaşımız var. Sağ olsun o bize evini açtı. Evet. Onda kaldık. Evet Erhan'cığım. Nereye gidiyoruz? Nereye şu an getiriyorsun bizi? Diyarbakır'dayız. Şu an Diyarbakır sokaklarında kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Saraykapı. Saraykapı kahvaltıcısı varmış. Diyarbakır bu Doğu ve Güneydoğu en büyük illerinden bir tanesi. Evet. Herhalde iki bölgeye ayrılıyor. Bir yeni ve eski olarak. Evet. Yeni tarafı yani çok daha böyle mega kentler, metropoller gibi. Çok büyük hatta. Evet ama bu eski tarafı daha böyle nostaljik, daha tarihi, daha hoş bir yer. Gezecek, görecek yerler bu tarafta evet. Yani sur tarafında. Yıllarda yaptırılıyor ve Sokullu Paşa'nın oğlu tarafından Hasan Paşa diye zaten Hasan Paşa yaptırıyor burayı. Şöyle içeri bir gösterelim size. Herkes burada durup bir şeyler yiyor, içiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Ama tabii ki aşırı kalabalık yine her zaman olduğu gibi. Şöyle altında çok güzel aslında esen hayvanların bağlandığı bir yer var buranın. Kitap yani kitapçı olarak kullanılıyor. Üstlere de böyle şuralardan çıkılıyor. İstersen önce bir aşağı doğru inişi gösterelim, çıkışı gösterelim. Tamam, hadi gel. Eskiden galiba insanların boyu gerçekten çok uzunmuş. Çok dik çünkü merdivenler. Evet. Hoş geldiniz. Kahvaltı mıydı efendim? Yok. Hoş geldiniz. Kahvaltı mıydı? Evet, teşekkürler. Sağ olun. Şey çok güzel. Tavanlar çok güzel. Hana konaklamaya gelenler hayvanlarını buraya bağlıyorlarmış. Thank you.
camiye doğru gidiyoruz. Bu caminin iki tane önemli özelliği var. Bir tanesi Anadolu'da yapılan ilk cami. Yani Anadolu'yu fetheden ilk Müslüman Araplar tarafından yapılıyor. Ama daha sonra bayağı bir harap oluyor. Büyük Selçuklu'nun hükümdarı Melikşah var ya. O burayı böyle büyük bir onarım yaptırıyor burada. Yani ilk özelliğinin, ilk önemli özelliğinin Anadolu'da yapılan ilk cami olduğunu söyleyebiliriz. İkinci en önemli özelliği ise bir Müslüman alim olan El Cezeri otomatikler. Sibernetik'in kurucusu. Aynen, Sibernetik'in kurucusu. Yine KPSS'ye çalışanlar. Onun güneş saati bulunuyor içeride. Bu Hasan Paşa'nın karşısında yer alıyor bu şey, Ulu Cami. Şöyle şuradaki şeyleri gösterebilir misin? Hayvan. Boğa ve üstüne kaplı aslan böyle. Aslan boğayı. Şimdi güneş saatine geldik. Şöyle gösterelim size. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisi. Burası şimdi Cahit Sıtkı Tarancı Müze Kafede geçiyor. Zaten şöyle, kapı komşusu gibi bir şeyler yani. Burası da Ahmet Arif. Burası Cahit Sıtkı'nın. Ahmet Arif'in evindeyiz. Ahmet Arif burada çocukluğunu geçirmiş, uzun zamanlarını geçirmiş. Hatta Leyla'sından mektup beklerken de bu evde bulunmuş bir süre. Biliyorsunuz çok önemli, değerli şairlerimizden biri. Aynı şekilde Cahit Sıtkı da yine Diyarbakırlı. Hemen kapı komşusu Ahmet Arif'in. Genelde bu evler, eski tip evler şöyle oluyor. Geniş bir konak gibi, taş konak. Arkamda gördüğünüz taşlardan yapılmış. Ve böyle avluları bulunuyor. Tabii Ahmet Arif'in evinin avlusu biraz daha küçük. Birazdan Cahit Sıtkı'nın evini gördüğünüzde anlayacaksınız farkı. Cahit Sıtkı'nın evinin avlusu, evi de zaten epeyce büyük. İçinde hatta havuzu falan da var ama burası bir tık daha küçük bir avluya sahip bir ev. Duvarlarda Ahmet Arif'in resimleri, şiirleri bulunuyor. İçeriği de biraz gezmeye çalışacağız. Şu an açık galiba. Size gösterelim bakalım. Böyle. Thank you.
Ahmet Arif'in evinden sonra şu an Cahit Sıtkı Tarancı'nın evine geldik. Cahit Sıtkı Tarancı da yine ülkemizin önemli edebiyatçılarından bir tanesi. Onun da çocukluğunun geçtiği Diyarbakır'daki bu evini ziyaret edeceğiz. Ama şu an burayı görünce diyeceksiniz ki yani bu evde yaşasam ben de Cahit Sıtkı olurum. Ahmet Arif'in komşusu. Fakat buranın gerçekten çok daha büyük bir ihtişamı var. Mesela şu an gezdiğimiz bölüm Diyarbakır ve müzik diye bir bölüm. Ve Diyarbakır'daki yerel önemli sanatçılar, Dengbeş kültürünün anlatıldığı, o sanatçıların anlatıldığı ya da tarihi enstrümanların sergilendiği bir bölüm mesela. Yine Cahit Sıtkı'nın şiirlerinin bazıları bestelenmiş. Tabii evet, onlarla ilgili bilgiler de var. Genel olarak Diyarbakır ve müzik diye bir bölüm. Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş şiirini yazan edebiyatçımız. Ünlü şiirlerinden bir tanesi. Yaş 35, yolun yarısı diyor. Ama kendisi de ne yazık ki 46 yaşında vefat etmiş. Nasıl burası sence? Neler düşünüyorsun? Eseri de öyle güzel. Şöyle tutayım. Cahit Sıtkı'nın böyle bir çevrede büyüdüğünü görünce gerçekten insan şaşırmıyor değil. Ama böyle güzel şiirlerin de böyle bir yerde çıkmaya başlaması. Gayet. Geçen geldiğimizde bayağı kalabalık burası. Şu an çok sakin. Evet. Kafe olarak da kullanılıyor. Çay kahve içmeye giriyorum. Şerbet içiyoruz. Ne şerbetiydi bunlar canım? Seninki kızılcık şerbeti. Yani kan kısıp kızılcık şerbeti şimdi miydi?
Benimki de şey, gül hatmi şerbeti. Ne varmış içinde? Gül hatmi bitkisi. Tarçınlı falan gibi böyle. Zencefil varmış içinde de. Ekstra şeker var mıdır sence içinde? Şerbet bilmiyorum ki var mı? Vardır değil mi? Niye bunu içtik ya? Ama beğendin mi? Sence şeker olmayabilir içinde. Sonuçta doğal şeyler var olabilir sanki. Bakayım tadına. Ben de şuna bir bak bakayım. Kızılcık mı? Evet. Bir de onu yorumla bakalım. Daha ekşi. Güzelmiş seninki. Ne var içinde sen? Onu sen içebilirsin. Ve tarçın gibi, ıtır gibi bir şeyler var. Tarçın da var. Mencekul var. Bir şey daha var ama bilemem. Tamam. İçelim. Diyarbakır'ın şerbetleri biter. Evet. Çekim yapıyorlar. Şimdi Dengbej evinin olduğu sokağa geldik. Dice Kültür Evi miydi? Kültür Sanat Evi'nde de Dengbej söyleyen birine denk geldik. Ama şimdi asıl Dengbej sanatçılarının olduğu, hani buradan zaten para kazanıyorlar, maaş alıyorlar. Burası belediye tarafından açılmış Dengbej Evi. Şimdi Dengbej ne demek? Aslında kelime anlamı olarak denk, ses anlamına geliyor. Bej de söylemek anlamına geliyor. Yani herhangi bir enstrüman olmadan sesle, sesine name vererek ağıt, evet, söylüyorlar. Tabii bu ağıtlar Zazacı, Kırmancı, Kürtçe oluyor. Ama hani bir tane film vardı ya, şey, Gönül Yarası mıydı? Hmm. Orada işte Meltem Cumbul ağlıyordu, Şener Şen de diyordu hani Kürtçe biliyor musun, niye ağlıyorsun falan. Hani yani evet, bunları anlamayacağız içeride birazdan çekeceğimiz görüntüleri ama gerçekten içimize dokunan ve bizi duygulandıran şeyler oluyor. Yani bizi çok duygulandıran ve etkileyen ağıtlar oluyor. Genelde bu ağıtlar kavuşamayan aşıklarla ilgili. Ama tabii şeyler de var. Zamanında işte
köylerini terk etmiş ya da gurbette yaşayan insanların söyledikleri ya da işte mobisanedeki insanların söylediği dengeler de var. Öyle işte. O zaman bakalım, dinleyelim bakalım. Beğenecek miyiz? Haydi. Yaşamamış herhalde. Elemin eli görmem yardım halas geçmi körme geçmi namerdi Maşberdi destek ویتیم آن خلاوی گذارند بس بس سال بردم از بس کالش دانه بردیم من خلاو دارم من لاله پکش کنی ولی تنالی نه تنالی نه تنالی نه نه گذارم من خلاو گذارم سال از آن عید فان چهارم بر یه قشو بلک دو خلا به گل نالایی بگل مالا Selamlar tekrardan. Evet. Akşam oldu. Biz biraz Diyarbakır'da gezdik. Bir yerlerde oturduk, kahve içtik. Evet. Şimdi artık akşam yemeğimiz için evet. Ne yemek istiyoruz? Tabii ki de Diyarbakır'da ne yenir? Ciğer Malta yiyeceğiz. Evet. Ciğer. Ciğerimiz kalmamış. Ciğerimiz tükenmiştir arkadaşlar. Bakalım belki kalmıştır ya. Yani. Bakalım inşallah ciğer bulabiliriz. Şöyle. Şimdi arkamdan ciğer vardı arkamızda. Şimdi biz Kardelen'in önerdiği bir mekana gideceğiz. Aslında Kardelen'de değil. Herkesin önerdiği. Aynen. Yaşayan arkadaşımızın da önerdiği. Aynen. Neydi? Hala Meheme. Hala Meheme'ye gideceğiz. Hala Meheme yani Mehmet Dayı. Mehmet Dayı'nın yeri. Hala Meheme's place. Şöyle Diyarbakır çok güzel. Fakat öyle bir trafik problemi ve park sorunu var ki bu şehirde. Evet. Park bulmak hani hiç bu kadar vakit almamıştı. Evet. Böyle aynı caddeyi 2-3 defa dolaşıp park yeri bulabiliyoruz. Büyük şehirlerinde güzelliklerin evet. Yanında böyle zorlukları da var. Artık katlanacağız. Bu aradan giriyormuşuz sanırsam. Hemen Kudakları Meydanı'nda zaten. Evet. İşte görülmesin. Evet Kardelen'cim. Bugün ciğer yiyeceğiz. Bugün ne yiyeceğiz? Aslında kendisi vefat etmiş kısa bir zaman önce. Öyleymiş evet. Bakalım artık içeride görüşürüz. Burası benim geldiğim yer değil. Nasıl? Burası benim geldiğim yer değil. İyi. Farklı bir yer. Tamam. Aynıdır. Şirket aynı. Şirket aynı mı? Şirket aynı. Tamam. O vefat etmiş kendisi zaten herhalde. O kendisi herhalde. Yılbaşında kendisini kaybetti. Evet, evet başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hadi moraya olmaz. Yeah.